Kendine has kokusu ve aromasıyla meşhur mandalina'nın değerini korumak adına düzenlenen şenlik, renkli görüntülere sahne oldu. Evet, jüri üyelerimiz seçiyor. Jüri üyelerimiz Ahmet Yenilmez, Sayın Halil Öztopa. Şenliğe katılan tezgahlarda girişimciler tarafından mandalina'dan yapılan yeni ürünler vatandaşların beğenisine sunuldu. Yöreye has Bodrum mandalinasının değerini korumak ve üretiminin devamını sağlamak amacıyla Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen şenlik etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğe destek veren Bodrum Turunçgil Üreticileri Birliği de mandalinanın yaşatılmasını sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarını açıkladı. Bodrum Turunçgil Üreticileri Birliği Başkan Vekili İsmail Akpınar şenlik hakkında şunları söyledi. Ortakent'e başladık. Çok iyi gidiyoruz. Burada da çok iyi gidiyor. Yani şunu şöyle gördüm. Demek ki Narince Birliği kurulduktan sonra mandalinanın konusunda değil ki çalışmalar var. Yani bizi çok memnun ediyor. İşte bak arkadaşlar sütlacını yapmışlar. Kolonya reçeli zaten mevcut. Dolması yapılmış. Bunlar ileri doğru bize ümit veren şeyler. Bu festival desteğin arkadaşlara ben teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, bizlere sahip çıkılıyor. Bizler de ne yapmamız gerekiyor? Bodrum mandalinasına sahip çıkmamız gerekiyor. Ve onu da seve seve yapıyoruz. Çünkü biz Bodrum mandalinasından büyüyen bir nesiliz. Bakın bu biz varsak, Bodrum mandalinasında var. Bu herkes tarihten kültürel mirası ama biz tarım mirası olarak ileriki nesillere Bodrum mandalinasını bırakmak istiyoruz. Gazozu, kolonyası, lokumu, reçeli derken şimdi de mandalinadan tatlılar, dolmalar ve hatta peynir yaptılar. Bodrumlu küçük girişimciler tarafından üretilen yiyecekler şenliğe katılan vatandaşların beğenisine sunuldu. Mandalinadan yapmadığını bırakmayan Fadime Aslan yaptığı ürünleri şöyle anlattı. Tezgahımızda mandalina dolmamız var. İlk kez yapıyoruz biz bunu. Geçen yılda yapmıştık ama bu kez kabuğuyla birlikte yiyebiliyorsunuz. Çok lezzetli bir değişik bir tat oldu. Mandalina tatlısı yaptık yine kaymaklı. Mandalinanın ekşisini yaptık. Nar ekşisi, limon ekşisi gibi. İstediğiniz her türlü yemekte kullanabilirsiniz. Mandalinadan Osmanlı şerbeti yaptık. Mandalinalı ekmek yaptık. Mandalinalı peynir yaptık. Mandalina ürünlerimiz çok çeşitli. Turunç ekşisi, greyfurt ekşisi ve reçelleri, marmelatları bunu tamamlıyor. Bizim tek istediğimiz bütün turunçgillere sahip çıkılması. Şu anda Bodrum'da mandalina ve turunçgiller gerçekten de çok değer kaybetti. İnsanların buna sahip çıkmasını istiyoruz. Şenlik kapsamında kasa çakma yarışması ve mandalina dizme yarışmaları düzenlendi. Hazırlanan mandalina kasaları develere yüklenerek izleyenlere nostaljik anlar yaşatıldı. Bodrum'da mandalina'nın yoğun olarak üretildiği Ortakent, Bitez ve Turgut Reis mahallelerinde düzenlenen şenlikte hediyelik ürünler de ilgi çekti. Bodrum Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Melengeç, Kent TV mikrofonlarına şunları söyledi. Bodrum Mandalina Festivali'ni biz Odo olarak destekliyoruz. Tarımla ilgili olan etkinliklerin biz Odo olarak yer almak istiyoruz. Bodrum'da tarımın var olduğunu göstermek için bu etkinlikler çok önemli. Ben bu festivale katılan ve destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Yöresel sanatçıların sahne aldığı şenliğin kapanışında ise sanatçı Gökhan Tepe konser verecek.